rakibimize imza atmak isteyen takım. İlk düdük geliyor. Ev sahibi takım mücadeleye başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Kayseri'de Kadir Has Stadyumunda 2010'da UEFA standartlarında yapılan bir stadyum. Arena olarak Türkiye'de yapılan ilk stadyum burası. Değerli futbol severler. 33.600 seyirci kapasiteli bir stat. Ama bugün bu stadın en güzel yanı taraftarları. Tabii ki de koronavirüs tedbirleri nedeniyle tüm maçlarda olduğu gibi tribündeki yerini alamıyor. Ahmet Zekeriya Kartal geriye döndü. Ahmet Doğan. Barış. Kendi yarı sahasında hazırlık pasları. Eskablo Kayseri Spor'da İsmail Kale'de kaptırılan bir top. Şimdi konuk takım hata gelişecek. Bahadır topu kazandı. Offside bayrağı kalkıyor. İsmail pozisyonda başarılı. Ama daha öncesinde kalkan offside bayrağı. İki seneliğine Galatasaray'dan kiralık olarak geldi. Takımın başında çıktığı ilk karşılaşmada Galatasaray deplasmanından İstanbul'da puan almayı başardı. Türk futbolunu yetiştirdiği en önemli teknik adamlardan biri Samet Aybaba. Ve diğer tarafta Osman Özköylü, değerli futbol severler. İki önemli teknik adam. Trabzonspor'dan futbol severler Osman Hoca'yı hatırlıyor. Kayseri Spor forması da giymişti. Bir dönem Kayseri Spor'un teknik direktörlüğünü de yaptı. Kayseri'ye yabancı olmayan bir futbol adamı Osman Hoca. Oyun alanı kenarında Osman Özköylü. Samet Aybaba dördüncü kez Kayseri Spor'un, Eskablo Kayseri Spor'un başına geldi. Geçen sezon iki haftalık çok kısa süren bir deneyimi daha olmuştu. Kayseri Spor'un, Eskablo Kayseri Spor'un içinde bulunduğu zorluklardan ötürü o birliktelik uzun sürmemişti ama bu kez Galatasaray deplasmanında flash bir puanla başladı. Samet Aybaba takımının başında. Daha önce Bayram Bektaş çalıştırıyordu. Futbol severler anımsayacaktır. Eskablo Kayseri Spor'u. Sezer. Beşiktaş altyapısından yetişti. Çaykur Rizespor forması da giydi. Hekimoğlu Trabzon'da savunmanın önemli oyuncularından biri. Ve ileri uçta Batuhan Karadeniz, yine Beşiktaş altyapısından yetişen. Eskişehirspor, Trabzonspor, Sivasspor, St. Gallen, Sakarya, Adanaspor ve Bandırma ile birlikte Tuzla takımlarında da forma giydi. Henüz yaşı 29 ama neredeyse dolaşmadığı takım kalmadı. Batuhan Karadeniz takımın en deneyimli oyuncularından biri. Hekimoğlu Trabzonspor'un gol silahı, değerli futbol severler. Taç atışının yerinden kullanılmasını istiyor. Karşılaşmanın hakemi Yiğit Arslan. Oğuzhan. Adem. Tekrar aldı Adem. Altyapıdan yetişen bir oyuncu Adem. Oğuzhan'la oynadı. Balıkesir'den geldi sezon başında. Oğuzhan, Adem Doğan paslaşması, baskı var. İki oyuncuyla geldi. Üç oyuncuyla da baskı yaptı. Hekimoğlu Trabzon. Oğuz, top oyun alanının dışında. Mustafa Çelik kullanacak. Ahmet. Oğuzhan. Barış. Topuk pası Hasan Hüseyin'den. Üçüncü sezonu Hasan Hüseyin'in, Eskablo Kayseri Spor'un önemli oyuncularından biri. Emre Demir. Zoran Kıvırzic geriye döndü.
Bosnalı oyuncu. Yamaka. En geriye kaleci İsmail. Galatasaray'dan iki sezonluğuna kiralık olarak HES kablo Kayseri Spor'a geldi İsmail. Kaleci Lunkun Türk Telekom Arena'da sakatlanmasıyla birlikte kaleye geçip Süper Lig'de bu hafta 5 kurtarışla takımının İstanbul deplasmanından puanla dönmesinde baş aktörlerden biriydi kaleci İsmail. Lunkun arka adale sakatlığının 3-4 hafta en az devam edeceği biliniyor. Kaleyi Süper Lig'de de İsmail koruyacak önümüzdeki haftalarda. Miraç topu oyun alanının dışına gönderdi. HES kablo Kayseri Spor'da deriz. Yerden kalkamadı. Romen milli takımının da forvet oyuncusu, milli takım forması giyiyor. İlk 11'in değiştirmez isimlerinden biri son dönemde Deniz. Rumen milli takımında ve Türkiye'de de Gaziantep Futbol Kulübü'nde Şumidika'nın ısrarla transfer edilmesini istediği bir oyuncu. HES kablo Kayseri Spor'un forveti. Sağlık görevleri oyun alanında. Deniz Alibek'in tedavisi için oyun durmuş durumda. Dünya futbolunun unutulmaz ismi Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi üzerine bir dakikalık saygı duruşuyla başladı mücadele. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanını yaşıyoruz. Ve sonucu en çok merakla beklenen maçların başında geliyor. HES kablo Kayseri Spor, Hekimoğlu Trabzon mücadelesi. Bakalım gülen taraf kim olacak? Tek maç eliminasyon sistemi ve dengenin bozulmaması durumunda 15'er dakikadan 2 uzatma devresi. O da olmadı seri penaltı atışları. Bugün burada 5. tura adını yazdıran tarafı belli edecek. Deniz Alibek oyun alanının kenarına geliyor. Az sonra oyuna dahil olacak golcü oyuncu. Belini aldığı darbe sonrasında yerden kalkmakta zorlandı. Oyun yeniden hareketleniyor. Kayseri'de. Şimdi savunmanın arkasına etkili bir pas geldi. Muğdat koştu. Kaleci çıktı kalesinden. Batuhan. Hekimoğlu Trabzon'un kalesini koruyor. En gerisinde Batuhan. En ilerisinde yine Batuhan. İki Batuhan sağda. Hekimoğlu Trabzon'da. En uç bölgede de Batuhan Karadeniz var. Batuhan Ahmetcan kaleyi koruyor değerli futbol severler. HES kablo Kayseri Spor'un atağı. Zoran Kıvırzic ortaya çevirmek istedi. Savunma topu karşıladı. Ender. Sezer. Onur. Miraç. Oğuz. Ters taraftaki boşluğu çok iyi gördü. Caner'in bulunduğu bölgeye doğru. Caner oyun alanında tuttu. Çalım deniyor. Elle oynama itirazları var. Oyun devam etti. Korneri kullanacak. Hekimoğlu Trabzon. 9. dakika değerli futbol severler. Kadir Has Stadyumu'nda golsüz eşitlik devam ediyor. Korner kullanılacak. Berkay Sefa korneri kullanacak. Fenerbahçe altyapısı, Trabzon altyapısı ve Hekimoğlu'nda artık bonservisi. Takımın önemli oyuncularından biri. Öndüre'ye kesti ortayı. Bir kafa arka direkte Batuhan dokundu 1-0. Batuhan Karadeniz topu ağlarla buluşturuyor değerli futbol severler. Karadeniz temsilcisi Batuhan Karadeniz'le gülüyor. Kayseri'de Kadir Has Stadyumu'nda. 1.95 boyundaki forvet topu ağlarla buluşturdu 29 yaşında. Beşiktaş, Eskişehir, Trabzon, Sivas, Saint Gallen, Sakarya, Adana, Bandırma, Tuzla derken son durağı Hekimoğlu Trabzon, Batuhan Karadeniz ve arka direkte mükemmel dokunuş.
Batuhan'ın golüyle 10. dakikada Ekimoğlu Trabzon 1-0 öne geçiyor. Es kablo Kayseri Spor karşısında Kadir Has Stadında. Şimdi beraberlik golü arayacak ev sahibi ekip. Buğdat pasını aktardı. Savunma araya girme çabasında Hasan Hüseyin tekrar Muğdat'la oynadı. Hasan Hüseyin tekrar topu aldı. Topu hala kendisinde. Şimdi bir orta şansı gelebilir. Muğdat baktı arkadaşlarına, yaptı ortayı. Bir kafa ama o kafa savunmadan. Çok kritik bir kafa. Hekimoğlu Trabzon savunmasında Ender. Son anda araya girdi. Lütfen mesafe verme adamına. Mesafe verme, hemen çık. Adam kullanıyor. Çok tehlikeli geldi. Eskablo Kayseri Spor Emre Demir'den önce son anda araya girdi savunma. Ender kafayı vurdu, topu kornere attı. Bu arada maçın hakemi Ekimoğlu Trabzon takımında Ender'i kaşındaki karama sebebiyle oyun alanının kenarına gönderdi. Bu arada golü de hatırladık. Korner kullanılacak 12. dakika. Kadir Has Stadında yaklaşık 2 dakika önce Batuhan Karadeniz'in golü. Öndüre geldi top. Sekti, bir kafa, beraberlik golü. Maç gollerle başladı. 1-1 oldu değerli futbol severler. Kornerden gelen top. Ceza sahası içerisinde. Boş pozisyonda Zoran Kıvırcık kafayı vuruyor ve topu alana gönderiyor. Bostanlı'nın golü. Skor şimdi 1-1. İşte orta. Burada seken top. Kıvırcık topu alanla buluşturuyor. Değerli futbol severler, Bosna Hersekli orta saha oyuncusu topu filelerle buluşturdu. Takımına 1-1'lik beraberliği getiriyor. Karşılıklı goller Kadir Has Stadında. Zoran Kıvırcık golden önce Eskablo Kayseri Spor'un atağında savunmada Ender çok kritik bir müdahale yapmıştı. Emre Demir'e vurdurmadı ama kaşındaki açılma nedeniyle oyun alanının kenarındaydı korner öncesinde. O pozisyon ceza sahasında Kıvırcık'ın önüne geldi. Onun kafa vuruşu ve skora dengeyi getiren gol Zoran Kıvırcık. 1-1'lik beraberlik var Kadir Has Stadyumunda. Dakika 14 değerli futbol severler. ...2007-2008 sezonunda Türkiye Kupası şampiyonu olma başarısı göstermişti. O zamanki adıyla Kayseri Spor, futbol severler anımsayacaktır. Bir Ramazan ayında oynanan final karşılaşmasında, iftarda başlayan ve sahurda biten, final olarak adlandırılan penaltı atışlarıyla kupayı kazanmıştı Kayseri Spor takımı 2007-2008 sezonunda. O zaman kaleyi koruyan kaleci Ivankov 4 penaltı golü atmıştı. 4 kez dolaşan penaltı atışları sonrasında çok uzamıştı penaltı atışları. Ivankov 4 penaltı golüyle de o karşılaşmada bir kaleci olarak tarihe geçmişti. Ivankov aynı zamanda en fazla penaltı golü atan kaleci olarak dünya futbol tarihinde yerini aldı. Bursa Spor'la şampiyonlukta yaşamıştı. Futbol severler anımsayacaktır Ivankov'u. Bir birlik beraberlik var. 15. dakika. Batuhan savunmasına yardıma geldi. Şimdi Eskablo Kayseri Spor karşısında bir kez daha rakip alana geliyor. Hekimoğlu Trabzon. Ceza sahasında 3 oyuncu. Batuhan elini kaldırdı. Topla buluşan Berkay. Oğuz. Sezer. Ender. Sezer.
Caner'den pas aldı. Ayağa paslar. Hekimoğlu Trabzon takımında. Serkan. Sakaryaspor'dan geldi Serkan da sezon başında. Bu paslaşmalar alkış alıyor. Protokol tribününden. Sezer. Top hala konuk ekip oyuncularında yaklaşık 1,5 dakikadır. Ayağa paslar. Hekimoğlu Trabzonspor takımı Trabzon takımında. Sezer topu aldı. Bahadır'ın kontrolü. Batuhan baskı yapıyor topu kazanmak için. Eskablo Kayseri ile oyuncular topu kazandı. Yavaka mücadeleyi sürdüren isim. Araya giren Oğuz. 2.88 numaranın mücadelesinde Oğuz dokundu. Taç atışını kullanacak. Eskablo Kayseri Spor. Daha önce Hekimoğlu Trabzon'un adı Düzyurt Spor'du sevgili futbol severler. Daha sonra Celil Hekimoğlu takımı satın aldı. İlk yılında 2. lige çıkardı. Geçen yıl playofflarda PTT 1. lige çıkma şansını son anda kaybetti. Bu sene yine Celil Hekimoğlu başkanlığında iyi bir kadro kurdu. Hekimoğlu Trabzon ve hedef ilk olarak 1. lige yükselmek. Manisa'yla önümüzdeki hafta ligde çok kritik bir maç oynayacaklar. Berna Başkan da şu anda protokol tribüne geldi takımı izlemek için. Türk futbolunda Süper Lig'de başkanlık yapan ilk bayan başkanı olarak tanıyoruz. Türk futbolunun sevilen ismi. Takımını izlemek için şu anda protokol tribündeki yerini aldı. Bir birlik beraberlik devam ediyor. Erken geldi goller. İşte başkan ekranlarınıza yansıyor değerli futbol severler. Oyun yeniden hareketleniyor. Bir birlik beraberlik. Yine Hekimoğlu Trabzon ata ama maçın hakemi oyunu durdurdu. Savunmadan Miraç hücuma destek vermişti. Öncesinde bir faul düdüğü. Eskablo Kayseri Spor'da Oğuzhan yerde kalan futbolcu. Gol dakikasına geri dönüyoruz. Bu beraberlik golü değerli futbol severler. Karşılıklı goller ilk 12 dakikada. 10. dakika Batuhan Karadeniz takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmişti. Zoran Kıvırz için Bosnalı'nın beraberlik golü. 20. dakikaya bir birlik beraberlikle giriyoruz. Oğuzhan. Güzel bir pas. Offside yok. Tehlikeli geliyor. Mudat'la Eskablo Kayseri ikinci gol şansı. Son anda savunma. Elle oynama itirazları var. Yardımcının kalkan bayrağı. Endrek serbest vuruş kullanacak. Offside bayrağı kalktı. Ahmet'le başlayan atak. Mudat'ın ortası. Şu anda bir sakatlık. Oyun bir kez daha durmuş durumda. Kadir Has Stadyumu'nda değerli futbol severler 20. dakika içerisindeyiz. Dinle.
Burhan Eşer gibi, İsmail Aktan gibi Süper Lig deneyimi çok yüksek oyuncular yedekler arasında. Hekimoğlu Trabzon takımında. Sezer, oyun yeniden hareketleniyor. Şimdi Eskablo Kayserispor atağı. Bir faul beklentisi. Emre Demir yerden kalkıyor. 8 yaşından beri Eskablo Kayserispor forması giyiyor. Altyapıdan yetişti. Az önce yerde kalan Emre Demir, Süper Lig'in en genç gol atan futbolcusu olarak tarihe geçti. Üçüncü turda Yomra'yı 5-0 yenerken takımı maçta attı. 2 golle yıldızlaştı. Çok genç bir oyuncu. Emre Demir, değerli futbol severler. Yine topla buluştu Emre. Onun ortasında savunma Miraç'la ayak koyuyor. Taç atışını kullanacak. Eskablo Kayserispor. Adem Doğan. Adem de altyapıdan yetişen bir oyuncu. Bir diğeri Oğuzhan. Oğuzhan Balıkesir'den geldi. Kısa düştü. Batuhan koşuyor. Kurtarırsa tehlike. Son anda bir müdahale. Son anda müdahale İsmail'den. Yine çok kritik bir müdahale yapıyor İsmail. Oğuzhan'ın kısa düşen pasında Batuhan araya girmek istedi ama kaleci İsmail, kaleci Lump'tan aldığı yerde devam ediyor neredeyse. Türk Telekom Arena'da ikinci yarıda devleşmişti İsmail. Bugün de maç 1-1 olmasına rağmen kritik iki kurtarışı var. Savunmanın arkasına çok tehlikeli geliyor. Eskablo Kayserispor ikinci gol şansı, son anda, son anda kaleci Batuhan gole izin vermiyor. Batuhan Ahmet Şen gole izin vermiyor değerli futbol severler. Deniz gole çok yaklaştı. Eskablo Kayserispor. Kaleci Batuhan Ahmetcan, iki kalecinin de şu ana kadar kurtarışlarıyla maçın önüne çıktığını söyleyebiliriz. 23. dakika. Deniz baskı yapıyor. Hekimoğlu Trabzon kendi yarı sahasından topu çıkarma çabasında. Solda bir boşluk top hızlı. Ender'in yetişmesi zor. Evet, burada bir offside beklentisi vardı. Az önceki pozisyonda ilk golün sahibi Kıvırcık topu ortaya çevirdi. Deniz golle burun buruna geliyor bu pozisyonda. Deniz Alibek ama kaleci Batuhan gole izin vermiyor. Emre Demir kazandırdı topu orada arkadaşlarına. Yavaka, Zoran Kıvırcık, Deniz Alibek. Deniz Alibek faul bekliyor. Oyun devam ediyor. Onur'un müdahalesi. Şimdi karşı atak şansı. Batuhan'a doğru. Offside yok. Batuhan aşırdı. Ağlara mı gidiyor? Ve ikinci gol geliyor. Batuhan Karadeniz'i durduramıyor. Eskablo Kayserispor. Batuhan Karadeniz'in iki golü. Kadir Has Stadında. Hekimoğlu Trabzon 2-1 öne geçiyor. Kalesinde Trabzon. Kökenli bir kaleci. Ön tarafta Batuhan Karadeniz. İki Batuhan. Batuhan Ahmet Şen kurtarışlarıyla, Batuhan Karadeniz golleriyle şu anda Kayseri'de maça damga vuruyor. İşte Beşiktaş altyapısından yetişen iki oyuncu. Sezer ve Batuhan yan yana geldi. Topun ağlara gittiği an İşte Batuhan böyle dokunuyor. İlk golde ve ikinci golde fırsatçılığını
gösteriyor Batuhan Karadeniz. Çok akıllı bir vuruş. Topu ağlarla buluşturdu. Eskablo Kayseri Spor yeniden beraberlik golü arayacak. Emre gelmedi topuna. Savunma araya girdi. Uğuz. Berkay'la buluşmadı top. Şimdi orta şansı ceza sahası içinde Deniz. Top bekliyor. 3 oyuncu var Eskablo Kayseri Spor'da. Topu taşımak isteyen Barış ortayı yapamadı. Taç atışını kullanacak Hekimoğlu Trabzon. 10 ve 24. dakikalar. Batuhan Karadeniz'in 2 golü. Karadeniz temsilcisi Kayseri'de 2-1 önde. Yine Batuhan. Topu o bölgeden çıkartmak istedi Batuhan. Eskablo Kayseri Spor'a az önce kesildi. Şimdi Hekimoğlu Trabzon geliyor. Ortaya çevrilen top. Kaleci İsmail. Eliyle başladı İsmail. Barış. Zoran Kıvırzıç. Sezer o bölgedeydi. Araya giren Ender. Tekrar Kıvırzıç. Ortayı yaptı. Ama Emre'nin uzağında kalıyor top. Kale vuruşu kullanacak. Hekimoğlu Trabzon takımı. Emre Demir. Ekranlarınıza yansıyor. Ve Kıvırzıç. 4 hafta önce Mustafa Alper Avcı ile yolları ayırdı. Hekimoğlu Trabzon, Osman Özköylü. Futbol severler Trabzon spor formasıyla anımsıyor Osman Özköylü hocayı. Göreve geldi. Kupayla birlikte üst üste 5 karşılaşmadan takımı galibiyetle ayrıldı. Ligde 4'te 4 yaptı. Kupada 3. turda 5-0'lık bir flash galibiyet aldı. 4 maçından 4 galibiyetle ligde, kupada da 1 maçı kazanarak bu tura geldi. Toplamda 5 maçtır kazanıyor Osman Özköylü'nün takımı. Bugün de Kayseri deplasmanında 2-1 öndeler dakika 29. Ahmet kullandı taç atışını. Ahmet Zekeriya Kartal. Sezer. Batuhan savunmasına yardıma geldi. Muğdat pasını aktardı. Hasan Hüseyin. Sol taraftan destek geliyor. Barış. Boşluğu bulamadı. Geriye döndü. Yanaka. Kariyerindeki ilk golünü bir önceki turda Yomra Spor attı. Yavaka şimdi Hekimoğlu Trabzon hata. Ceza yayının tam üzeri. Müdahale topa diyor. Karşılaşmanın hakemi, oyun devam etti. Şimdi karşı atak şansı. Emre Demir oyun alanında tutamıyor Emre. Az önce gözler Yiğit Arslan'a döndü. Bu pozisyonda maçın hakemi oyunu devam ettirdi değerli futbol severler. Berkay yerde kalan oyuncuydu. Ayağa kalktı, görev alanına dönüyor. Berkay Sefa, Fenerbahçe altyapısı, Trabzon altyapısı ve geçen sezon bol servisini Hekimoğlu Trabzon takımı aldı. Berkay Sefa'nın Batuhan'a yapılan hareket faul. İşte bu mücadele Batuhan'la Oğuzhan arasında
Oğuzhan arkadaşından özür diledi. Serbest vuruşu Hekimoğlu Trabzon kullandı. Caner. Serkan. Onur. Oğuz. Bahadır. Sezer. Çok isabetli paslar. Hekimoğlu Trabzon takımında yine etkili geliyor konuk ekip. Son çizgiye inme düşüncesi. Caner. Pendik'ten 2 yıl önce kiralanmıştı. Daha önce Altınordu forması da giymişti. Son rakibinden de topu kurtarabilse yine golle burun buruna gelecekti. Hekimoğlu Trabzon takımı. Miraç. Serkan. Oğuz. Sezer. Sezer Özmen. Şimdi Bahadır. Yanında Batuhan. İki oyuncu baskı yaptı. Ayak koyan futbolcu Yanaka. Serbest vuruş kullanılacak. Eskablo Kayseri Spor kullanacak. 32. dakika. Sezon başında takımın başında bulunan Bayram Hoca yerini Samet Aybaba'ya bıraktı. Bayram Bektaş maçtaki ilk sarı kart az önce çıktı. Berkay Sefa sarı kartı gören futbolcuydu değerli futbol severler. Taç, Eskablo Kayseri Spor'un. ...33 dakikalık bölümü geride bıraktık. Konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Top oyun alanında. Kaleci Batuhan Sezer'le oynadı. Şimdi Caner. Birebir de etkili bir oyuncu. Caner. Yanaka'dan kurtardı. Ortayı yaptı. Bir şut şansı olabilir. Savunma kapandı. Elle oynama itirazı. Karar penaltı. 33. dakika. Karar penaltı. Şimdi farkı 3'e çıkarma şansına, 2'ye çıkarma şansına çok yakın. 3-1'e getirebilir skoru. Batuhan Karadeniz'de hat-trick'e çok yakın. Hat-trick yapabilir. Penaltıları o kullanıyor. İlk iki golü o kaydetmişti Batuhan. Yine topun gerisinde Batuhan Karadeniz var. Karadeniz temsilcisini Batuhan Karadeniz adım adım 5. tura taşımak için müthiş bir mücadele sergiliyor. 34. dakika. Penaltıyı kullanacak Batuhan. İsmail kalesinde son derece dikkatli. İki başarılı oyuncu İsmail kalede, Batuhan topun gerisinde. Dakika 34. Kadir Has'ta nefesler tutuldu. Batuhan geliyor. İsmail dikkatli. Batuhan top ve kaleci ayrı köşelerde. 24 Nisan 1991 yılı İstanbul doğumlu. Batuhan Karadeniz. Trabzonlu bir ailenin çocuğu. Beşiktaş altyapısında 2007-2008 sezonunda göstermiş olduğu performansla ön plana çıktı. Batuhan Karadeniz hat-trick yapıyor değerli futbol severler. ...35. dakika. Batuhan'ın 3 golü. Kadir Has stadında Hekimoğlu Trabzon'un Eskablo Kayseri Spor karşısında 3-1'lik üstünlüğü. İlk yarıda arka arkaya gelen goller.
10, 22 ve 35. dakikada penaltıdan Batuhan Karadeniz ilk yarıda son 10 dakikaya normal sürede Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Trabzon 3-1 önde giriyor. Bakalım ev sahibi takım farkı bire indirebilecek mi ilk yarı bitmeden. Zoran Kıvırdiç ortayı yaptı. Topun düştüğü yerde Hekimoğlu Trabzonspor Trabzon takımında Miraç vardı. Şimdi karşı atak şansı. Ender, Sezer, Oğuz. Bahadır. Oğuz'dan en geriye kalecisi Batuhan'a. Ender. Çok iyi paslaşıyor Hekimoğlu Trabzon. Bahadır. Ayağı paslar devam ediyor. Sağ taraftaki boşluğa doğru geldi top. Mükemmel paslaşmalar. Hekimoğlu Trabzon takımında bu kez iyi orta gelmiyor. Kale vuruşu kullanılacak. Savunmadan hücuma destek veren Miraç istediği ortaya yapamadı. Takımıyla çıktığı ilk maçında İstanbul'da Galatasaray deplasmanından bir puan almayı başaran Samet Aybaba. Ziraat Türkiye Kupası'nda takımı Hekimoğlu Trabzon karşısında 3-1 mağlup dakika 37. Maçın hakemi oyunu durduruyor. Yiğit Arslan düdüğünü çaldı. Yerde kalan futbolcu Deniz Alibek. Deniz yerden kalkıyor. Oyun yeniden hareketlenecek. 38. dakika. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. turun en önemli maçlarından biri değerli futbol severler. TFF 1. Lig'e çıkmayı hedefleyen ilk yılında şampiyon olup geçtiğimiz yaz döneminde de playofflarda 1. Lig'e çıkma şansını son anda kaybeden Hekimoğlu Trabzon ligde 2. sırada ve şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri Manisa'yla, lider Manisa'yla bu hafta çok kritik bir karşılaşmaya çıkacaklar. O karşılaşma öncesinde de önemli bir sürprize imza atmak için bugün Kadir Has Stadı'na çıktılar ve 3-1 öndeler. Ligde 21 puanları var. Zirvenin 10 puan gerisindeler ve çok kritik bir maça çıkacaklar Manisa'yla. Ziraat Türkiye Kupası'nda da son derece iddialı olduklarını söyledi Osman Özköylü ve o iddiayı bugün ilk yarıda şu dakikaya kadar ortaya çıkarıyor değerli futbol severler. Doğan, Abdülkadir, Atama. Akakanga, Lopez yedekler arasında Samet Aybaba'nın önemli kozları olabilir. İkinci yarı itibariyle konuk ekipte Azat Uğur, Cihat, Samet, İsmail Aktan, Burhan Eşer gibi, Can Erdem gibi önemli oyuncular yedekler arasında değerli futbol severler. İki takım da şu ana kadar oyuncu değiştirme hakkını kullanmadı. 40. dakika. Hekimoğlu Trabzon'un Batuhan Karadeniz'in üçlemesiyle Kayseri'de 3-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Sezer ayakta, Sezer. Yavaka. Adem.
Hasan Hüseyin araya girdi, kaptırmadı. Emre Demir geriye döndü. Barış. Oğuzhan. Şimdi aldı topu Oğuzhan. Kendisini göstermişti. Yanında Ahmet Zekeriya var. Zoran Kıvırcık. Zoran Kıvırcık. Sol ayağında top. Pasını aktardı. Deniz döndü. Şimdi şut şansı olabilir. Yerden kaleci başarılı Batuhan. Zoran Kıvırcık. Batuhan'ı bir kez geçti. Sezer bu arada yerde. Batuhan kalesinde Kıvırcık'la karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda başarılı şu ana kadar. Batuhan Şen, Galatasaray altyapısından yetişen, Galatasaray 19 yaş altı, U2, U19 olarak adlandırılan takımlarda oynadıktan sonra Hekimoğlu'na geldi. İsmail de aynı zamanda yine Galatasaray'dan 2 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edilen kaleci. Galatasaray altyapısının yetiştirdiği iki kalecinin kaleyi koruduğunu hatırlatalım. Evet sevgili futbol severler. Deniz, Alibek, Akakanga'ya yerini bırakmıştı. O değişiklikle ilgili notu da aktaralım. Sezer bıraktı Batuhan. Üst üste yaşadı. Pozisyonlar sonrasında Deniz oyuna devam edemedi. Akakanga oyuna dahil oldu. Escablo Kayseri Spor takımında. İlk yarıda normal sürede son 2 dakika. Bahadır. Ender. Oyun devam ediyor. Yavaka. En geriye. İsmail. Bu kez faul düdüğü. Hekimoğlu. Trabzon takımı serbest vuruş kullanacak. Bir de sarı kart. Escablo Kayseri'de Hasan Hüseyin sarı kartı gören futbolcu, değerli futbol severler. ...10, 22 ve 35. dakika... Batuhan Karadeniz. Hekimoğlu Trabzon'un gollerine imza atan oyuncu. İlk yarıda normal sürede son dakika. Oyun durmuş durumda şu anda Kadir Has Stadında. Kıvırcık Batuhan'ın 10. dakikadaki golüne 12. dakikada cevap vermişti. 25 ve 34. dakikalarda bir kez daha sahneye çıktı Batuhan Karadeniz ve iki farklı üstünlüğü şu anda devam ediyor. Hekimoğlu Trabzon takımının Escablo Kayseri Spor karşısında. Konuk ekipte Oğuz tedavisi oyun alanının kenarında yapılacak. Az sonra karşılaşmanın 4. hakemi ilk yarının sonuna ilave ettiği kayıp zamanı Hakan Ülker elektronik tabelada kaldıracak. Sezer onun vuruşuyla oyun yeniden başlıyor. 3 dakikalık kayıp zaman ilk yarıda Kadir Has Stadında.
Batuhan. Ender onun için hızlı bir top. Oyun alanında tutamadı. Taç atışını çok hızlı kullandı. Eskablo Kayseri. Akakanga. Şimdi topla buluşan futbolcu Yanaka. Onun pası orta geldi. Son anda savunma. Son anda savunma. Akakanga'ya gelmeden. Müdahaleyi yaptı. Savunmada da kritik müdahaleleri var. Hekimoğlu Trabzon takımının yine savunmanın arkasına doğru. Tehlikeli bir atak gelişimi olabilir. Caner topu taşımak istiyor. Caner baktı. Yerden ortaladı. Orta şut karışımı vuruşu dışarıya gitti. Batuhan savunmasına orta sahaya yardıma gelmişti. Ceza sahası içerisinde Caner. Pas atacak arkadaşını bulmakta zorlandı. Orta şut karışımı vuruşu farklı bir şekilde dışarıya gitti. 45 artı 2. dakika içerisindeyiz. Sezer faul bekledi, oyun devam etti. Hasan Hüseyin atak yönünü değiştiriyor ama Barış oyun alanında tutamıyor. Altyapıdan yetişen oyuncu Barış. Hekimoğlu Trabzon taç atışını kullandı. Batuhan yine orta alana kadar geldi. Yavaka. Zoran Kıvırzıç. En sağdan destek geliyor. Şimdi bir orta şans olabilir. Ahmet Zekeriya. Son müdahale ondan. Taç atışını kullanacak konuk ekip. İlk yarıda uzatmalarda son dakika içerisindeyiz artık. Eskablo Kayseri Spor bir gol bulmak istiyor. İlk yarının son düdüğünden önce Yavaka topu aldı. Şimdi Zoran Kıvırzıç. Faul bekliyor. Kalk dedi maçın hakemi Yiğit Arslan. Bir kontratak şansı olabilir mi? Yavaş geldi. Hızlı çıkmayı tercih etmedi. Hekimoğlu Trabzonlu oyuncular. Sezer. En geriye kaleci Batuhan. Ender Batuhan, şimdi Sezer. Batuhan ayaklarını iyi kullanıyor. Ön tarafta baskıyı zaman zaman yediği anlarda oldukça soğukkanlı. Batuhan Ahmet Şen kalesinde de kritik kurtarışları var. İlk yarının son düdüğü Kadir Has Stadında Karadeniz temsilcisi soyunma odasına iki farklı önde girerken Batuhan Karadeniz'in 3 golü ön plana çıkıyor. 29 yaşındaki golcü ilk yarıda hat-trick yapıyor değerli futbol severler. Ve Hekimoğlu Trabzon soyunma odasına Eskablo Kayserispor karşısında 3-1 önde giriyor. İşte ilk yarıya damga vuran goller. 10. dakika arka direkte Batuhan Karadeniz. Bu Zoran Kıvırzıç için beraberlik golü. Batuhan Karadeniz yine sahneye çıkıyor. Bu kez dakika 22 ve 35. dakika penaltıdan Batuhan Karadeniz'in golleri. İlk yarıya damga vuruyor golcü oyuncu. İlk yarıdaki üçlemesi ve ikinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Aspor ekranlarında bizden ayrılmayın değerli futbol severler. Bu arada ikinci 45 dakikada başlayacak. İkinci yarının ilk düdüğü ve ikinci 45 dakikaya konuk ekip başladı değerli futbol severler. İlk yarıda Batuhan'ın 3 golü ve Hekimoğlu Trabzon'un 3-1'lik üstünlüğü sevgili futbol severler. Emir Doğan da ikinci yarıda sahada yok. Eskablo Kayseri Spor'da. Adem, Ahmet ve Emirhan ikinci yarıda sahada yoklar değerli futbol severler. Golevetsios, Miguel Lopez ve Aziz Beyiç ikinci yarıda Samet Aybaba'nın sahaya sürdüğü oyuncular. İlk yarıda sakatlanarak oyunu terk eden Ali Bekin yerine de
Kanga Wilfeld oyuna dahil olmuştu. Sevgili futbol severler, 4 oyuncu değiştirme hakkı kullandı böylece. SK Blok Kayserispor. Bir oyuncu değişikliği de konuk ekipte gerçekleşti. Samet Yalçın ikinci yarıda oyunda. Oğuz Kocabalı ikinci yarıda oyunda göremiyoruz. Oğuz'un yerine de Samet Yalçın ikinci 45 dakikada oyuna dahil olan oyuncu. Hekimoğlu Trabzon takımında. Kanga Wilfeld. Aziz Beyç. Yav Aka, onun pası. Şimdi bir orta şansı olabilir. Bir kez daha SK Blok Kayserispor atak tazeliyor. Oğuzhan. Orta şansı. Miguel Lopez rakibinden topu kurtaramadı. Taç atışını kullanacak. Yine Portekizli oyuncu. Hayır, düzeltiyorum. Korner. Köşe vuruşu için Hasan Hüseyin Acar o bölgeye hareketlendi. Dakika 48. İlk yarıda 4 gol, 3'ü konuk ekipten. Hasan Hüseyin kullandı. Ön direğe doğru gelen top. Muğdat kafayı uzattı ama vuramadı. Şimdi Miguel Lopez. Hasan Hüseyin. Miguel Lopez baskıyı sürdürüyor. Yavaka. Çok kalabalık geldi SK Blok Kayserispor. Savunma topun kornere gitmesine izin vermiyor. Ender taça gönderdi. Yavaka topu aldı. Zoran Kıvırzic. Ev sahibi adına tek golün sahibi. Batuhan topuk pasını yaptı. Musa Caner. Atak yönü değişti. Miraç. Araya girme çabası. Emre araya girdi. Kanga Wilfeld'e gelmiyor top. Hekimoğlu Trabzon atağını izliyoruz. Samet Yalçın ikinci yarıda oyuna dahil olan oyuncu. Döndü Sezer'e. Sezer tekrar aldı. Samet. Faul diyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu. Yiğit Arslan. Hekimoğlu Trabzon kullanacak. Serbest vuruşu Samet'e yapılan hareket sonrasında. Samet kullandı. Serkan. Tekrar Serkan. Samet. Onur. İlk yarıda ayağı pası çok güzel oynadı. Hekimoğlu Trabzon takımı. İkinci yarıda da bu paslaşmalarla topu kendi ayağında tutmak istiyor. Bahadır. Ters tarafa doğru hareketlendirdi. Kafayla geri pası. Kaleci İsmail. Aziz Beyç. Tehlikeli geliyor. SK Blok Kayserispor. Son anda Sezer'in müdahalesi. Çok kritik bir müdahale. Sezer Özmen. Beşiktaş'a altyapısında yetiştikten sonra A takıma yükseldi. Oradan Rize'ye transfer oldu. Rize'de ayak kırıldı. Uzun süre sahalardan uzak kaldı. Yeni bir Karadeniz temsilcisi. Hekimoğlu Trabzon'da savunmanın önemli isimlerinden biri Sezer Özmen. Az önce çok kritik bir müdahale yaptı. Samet Yalçın. Miraç. Berkay. Berkay, Batuhan gösterdi kendini. Aldı topu Batuhan. Şimdi Bahadır. Bahadır.
Bir kez daha geriye döndüler. Hekimoğlu, Trabzonlu oyuncular. Sezer yine atak yönünü değiştirdi. Orta Batuhan'ın bulunduğu bölgeye doğru. Kaleci İsmail çıktı, topu aldı. Kayarak müdahale. Serkan kendi yarı sahasından hızlı çıkmasına izin vermiyor. Eskablo Kayserispor'un. Yerinden kullanılmasını istedi Yiğit Arslan. Biraz daha geriye gitmesini istedi. İkinci yarıda oyuna dahil olan Aziz Behiç. Kanga Wilfeld topuk pası vermek istedi. Paris Saint Germain altyapısı, değerli futbol severler. Wilfeld Kanga, Fransız oyuncu, 22 yaşında. 19 yaş altı Paris Saint Germain takımında forma giydi. Eskablo Kayseri Spor'da kendisini göstermeye çalışıyor. 9 numarayla izliyoruz Wilfeld Kanga'yı. İlk yarıda sakatlanan Deniz'in yerine oyuna dahil oldu. Deniz Alibek devam edemedi. Wilfeld Kanga oyuna dahil oldu değerli futbol severler. Miraç top taşımak istedi. Sezer arkadaşına çarptı top. Sağlık görevlileri oyun alanına davet edilecek mi diye bakıyorum. Evet, hemen sağlık görevlilerini çağırıyor. Sezer topu uzaklaştırmak isterken takım arkadaşına çarptı top. Ve sağlık görevlileri şimdi oyun alanında. Yüze gelen her türlü darbede, işte bakın, hiç beklenmedik bir anda. Sezer'in uzaklaştırmak istediği top Batı'nın yüzünde patlıyor. Ve sağlık görevlileri oyun alanında oyun durmuş durumda. 54. dakika Kadir Has stadında. Evet, önemli bir şey yok. İşareti geldi oyun alanının kenarına. Sezer arkadaşından özür diledi. İstemeyerek yaptığı bir sakatlanma anı oldu tabii. Futbolda zaman zaman karşımıza çıkan görüntüler bunlar, ama baş bölgesine alınan darbelerde, her türlü darbede maçın hakemleri oyunu ne olursa olsun durduruyorlar, sakatlık boyutunun ciddi olabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak. 54. dakika, Kayseri'de oyun yeniden hareketleniyor. Yava kafasını aktardı. Topu taşıyan Emre Demir. Uzaktan bir şut denemesi. Kaleci Batuhan Ahmetşen. Emre böyle denedi. 8 yaşından beri Kayseri'de bu takımda forma giyiyor. Altyapıdan yetişti. 3. turda Yomra Spor'u yenerken 5-0'la kupanın dışına iterken takımı 2 golle yıldızlaştı. Hatırlanacağı gibi Süper Lig'de 16 yaşında 15 yaşını doldurduğunda attığı golle Süper Lig tarihinin en erken gol atan futbolcusu Emre. Şimdi şut şansı, 4. gol arıyor. Hekimoğlu Trabzon, elle oynama itirazları var. Oyun devam etti, sert vuruş dışarıya gitti. Ceza sahası dışından sert vuruş, Mustafa Caner Aktaş. Musa Caner kaleyi karşısında gördü. Öncesinde elle oynama yönünde itirazları vardı. Musa'nın vuruşu asfaltta dışarıya gitti. Aziz Bey çaldı topu. Geriye doğru çıkarttı. Şimdi Emre ortaya çevirdi. Penaltı beklentisi. Oyun devam ediyor. Şut şansı olabilir. Savunma kapandı. Tam bir karambol. Ve maçın hakemine bakıyorum. Oyunu devam ettiriyor. Maçın hakemi oyunu devam ettiriyor. Kayseri'de penaltı beklentileri, oyun devam ediyor. Maçın kritik anlarından biri. Oyun devam etti Kayseri'de değerli futbol severler. Çok kritik bir an. Az sonra pozisyonu tekrar izleyeceğiz. Maçın hakemi Yiğit Arslan. Eskablo Kayseri sporlu oyuncuların penaltı beklediği anda oyunu devam ettirdi. İkinci yarıda 10 dakikalık bölümü geride bıraktık. İlk yarıda atılan gollerle 3-1'lik üstünlüğü deplasmanda devam ediyor.
Hekimoğlu Trabzon'un. Emre yerde kaldı. İşte Emre ortaya böyle çevirdi. Bu karambol anı değerli futbol severler. Zoran Kıvırzic ortaya doğru çevirdi. Mudat bu karambol anı. Mudat önce yerde kaldı. Oyun orada devam etti. Mudat'ın yerde kaldığı an bir kez daha ekranlara yansıyor. Maçın hakemi pozisyona yakın. Sezer daha sonrasında pozisyonu uzaklaştırdı. Aziz Beyiç. Eskablo Kayseri bir kez daha atak tazeliyor. Emre göğüs kontrol. Hayır, daha öncesinde kalkan ofsayt bayrağı. Emre için kalktı bayrak. Endrek serbest vuruş kullanılacak. Emre ekranlarınıza yansıyor. Zoran Kıvırzic dokundu topu rakibine çarptırdı. Taç atışını bekletmeden kullanıyor. HES Kablo Kayseri Spor bir kez daha topu kendi yarı sahasından çıkarıyor. İkinci yarıda oyuna dahil olan Dimitris Golovetsios Yunan oyuncusu. Şimdi Aziz Beyiç. Faul beklentisi var. Taç diyor maçın hakemi. Yiğit Aslan Hekimoğlu Trabzon'un taç atışını kullanmasını istedi. İşte az önceki pozisyon bir kez daha ekranlarınızda. Onur atak yönünü değiştirdi. Hekimoğlu Trabzon yine rakip alanda. Bahadır zarif bir vücut çalımı. Bahadır topla gidiyor. İki oyuncu arasından top attı. Elle oynama itirazları var. Batuhan'a gelmedi top. Karşılaşmanın hakemi Yiğit Arslan yine pozisyona yakın oyunu devam ettirdi. Golovetsios kalecisine döndü. Serbest vuruş kullanacak. HES Kablo Kayseri Spor işte pozisyonu bir kez daha izledik. Az önce elle oynama yönünde bir beklenti. Maç rakibi oyunu devam ettirdi. Serbest vuruş kullanılacak. Topun gerisinde Hasan Hüseyin Acar var. Ceza sahası hiç hareketli. 3'te 2'lik bölümü geride bırakıyoruz. Osman Özköylü son derece heyecanlı. Orta geldi. Yine savunma. Son anda bir müdahale. Ceza sahası içinde Mudat'la buluşmadan önce savunma ayak koyuyor. Kalkan bir offside bayrağı. Bu arada Endrek serbest vuruş kullanılacak. Batuhan Karadeniz'in ilk yarıda attığı 3 gol. Hekimoğlu Trabzon'un Kadir Has stadında 3-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Tek maç eliminasyon sistemi 4. gol için geliyor. Hekimoğlu Trabzon. Batuhan maçın hakemine baktı. Elle oynama itirazları var yine. Oyun devam ediyor. Şimdi savunmanın arkasına. Kaleci kalesinden çıktı. Topu kontrolünü yaptı Batuhan. Son derece dikkatli. Hareketlere Mudat vardı. Ama daha öncesinde kalesinden çıktı ve top kontrol etti. Az önce elle oynama beklentisi. Karşılaşmanın hakemi Yiğit Arslan oyunu devam ettirmişti. Uzun bir top. Batuhan'ın bulunduğu bölgeye doğru.
Şimdi topla buluşan Kolevetsios. Kolevetsios bakıyor arkadaşlarına. Destek geldi orada. Kanga Wilfeld'den onun pası. Şimdi bir şut şansı olabilir. Bir plase. Mükemmel bir kurtarış. İkinci pozisyon. Top dışarıya gitti. Emre Demir vurdu. Top dışarıya gitti. Kaleci Batuhan Ahmet Şen kalesinde devleşiyor. İşte bu pozisyon. Önce çaprazdan vuruşu yapan Zoran Kıvırdiç. Kaleci Batuhan Ahmet Şen mükemmel uzandı. Dönen top. Emre Demir vuruyor. Top dışarıya gidiyor. En geride Batuhan. En uçta Batuhan. İki Batuhan. Bugün mükemmel bir performans sergiliyor şu dakikaya kadar konuk ekipte. Kanga Wilfeld. Evet, Can Erdem oyun alanının kenarında, konuk ekipte ve Uğur. Yine Beşiktaş altyapısından yetişen genç bir oyuncu olarak Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan isimlerden biriydi Can Erdem. Gole yakın bir isim. Bakalım kimin yerine oyuna dahil olacak. Uğur yine aynı şekilde oyuna dahil olacak oyunculardan bir tanesi. Batuhan Karadeniz, Can Erdem değişikliği olabilir. Atak yönü değişiyor. Yanaka uzun bir top göndermek istedi ama hızlı bir top oldu bu. Evet, önce faul sonra da elle oynama beklentilerinin arka arkaya yaşandığı pozisyonlar. Bu da az önce yaşanan çok tehlikeli pozisyon. Evet, oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Batuhan Karadeniz yerini Can Erdem'e bırakıyor. Serkan oyun alanının kenarında, Uğur Kuru oyuna dahil oluyor. Batuhan Karadeniz ilk yarıda attı 3 gol. İlk 45 dakikaya hat-trick sığdırıyor ve takımını son bölüme karşılaşmada büyük bir avantajla sokuyor. Türk futbolunun en sansasyonel isimlerinden biri Batuhan Karadeniz. Tuzla Spor'dan geldi. Ama daha öncesinde Beşiktaş, Trabzon, Eskişehir, Sivas birçok takımda forma giydi. Belki artık Batuhan'dan performans alamayız dedikleri anlarda birçok takımda forma giydikten sonra artık Batuhan'dan olmaz dendiği bir süreçte Türk futbolunda henüz 22 yaşındaydı Batuhan Karadeniz. Çok erken tanıştı profesyonellikle. 16 yaşında Beşiktaş forması giydi. Ve daha sonrasında yaşadığı birçok olay, birçok takımda forma şansı buldu. Trabzonspor da buna dahil. İstediği performansı tam anlamıyla yansıtamadı ama hem Tuzla Spor'da hem de şimdi Hekimoğlu Trabzon'da yeniden kendisini göstermeye başladı. İlk yarıda 3 gol attı. Can Erdem'e bıraktı yerini. Oyun devam ediyor. Can Erdem de Batuhan'ın Beşiktaş altyapısından çıktığı süreçte yine siyah beyazlı altyapıda forma giyen isimlerden biriydi. Şimdi yerini ona bıraktı. Ceza sahası dışına kadar çıkıyor. Kaleci Batuhan kafayla tehlikeyi uzaklaştırdı. Ve Samet Aybaba. Yıllarca Beşiktaş forması giydikten sonra veda döneminde Beşiktaş'ın o kadrosunu hazırlayıp daha sonra 2015-16 ve 2017 sezonlarında Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla tamamlanan süreçte Slaven Bilic'den önce Beşiktaş'ın altyapısını hazırlayan isim olarak biliniyor. Beşiktaş futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden biri Samet Aybaba. Göreve geldiği ilk maçta Türk Telekom Arena'da Galatasaray'dan puan almayı başardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda takımı 3-1 mağlup 66. dakika. Muhtat top hala kendisinde.
Hasan Hüseyin. Aziz Beyiç. Aziz Beyiç'e yapılan hareket faul. Sarı kart çıkacak. Miraç sarı kartı görüyor. Miraç Acar sarı kartı gören futbolcu. Evet, az önceki pozisyon. Burada faul beklentisi vardı, oyun devam etti. Bu da faul pozisyonu. Değerli futbol severler, sarı kartı beraberinde getirdi. Orta ceza sahasına. Savunma vurdu kafayı. Yanaka. Aziz Beyiç. Oğuzhan. Miguel Lopez geriye döndü. Oğuzhan Çapar. Kolevetsios. Hasan Hüseyin. Zoran Kıvırzic. Portekizli'ye bıraktı Miguel Lopez. Pasını aktardı. Ceza sahası içi. Şut şansı Emre, dışarıya gitti. Emre Demir. Ceza sahası çevresinden şut şansı yakalıyor Emre, genç Emre. Ama şu ana kadar çerçeveyi bulamadı. Yunan stoperi Kolovetsios kafayla topu karşıladı. Tekrar top onda. Dimitris Kolovetsios atak yönünü değiştiriyor şimdi. Zoran Kıvırzic. Zoran Kıvırzic ortayı yaptı. Savunma. Aziz Beyiç aldı topu. Aziz Beyiç. Aziz Beyiç bir aç var karşısında. Offside yok. Emre pasını aktardı. Penaltı noktası üzeri. Sezer ayak koyuyor. Yavaka. Hasan Hüseyin. Top hala kendisinde. Hasan Hüseyin Acar. Portekiz oyuncu sokuluyor. Miguel Lopez düşündüğünü gerçekleştiremedi. Karşı atak şansı Hekimoğlu Trabzon adına. Can Erdem, Batuhan'ın yerine oyuna dahil olan oyuncu Can Erdem. Faul bekledi, oyun devam etti. Emre topu aldı, bakıyor arkadaşlarına. Pasını aktardı Hasan Hüseyin'e. Hasan Hüseyin sağ taraftaki boşluğa doğru. Topla buluşan Zoran Kıvırzic. Bakıyor ceza sahasına. Bostanlı'dan zarif bir çalım. Ceza sahası içi, tehlike büyüyebilir. Sezer bırakmadı, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Wilfried Kanga yine top istiyor. Yavaka sert bir vuruş. Kaleci Batuhan. Beklenmedik bir anda sert bir vuruş. Kaleci Batuhan topun kontrolünü yaptı. İşte pozisyonu bir kez daha istiyoruz. Yavaka böyle vuruyor değerli futbol severler. Son 20 dakika normal sürede HESK Ablo Kayserispor'a maçı uzatmalara götürebilmek için 2 gol gerekiyor. Tek maç eliminasyon sistemi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Top hızlı, oyun alanında kalması zor. Kale vuruşuyla oyun hareketlenecek. Az sonra konuk ekiple oyuncu değişikliği gerçekleşecek. İsmail Aktan Odabaşı oyuna girmek için sol hazırlıklarını yapıyor. Samet Aybaba 4 oyuncu değiştirme hakkı kullandı. İkinci yarıda şu ana kadar farkı azaltacak golü bulamadı. Takımı
Diğer tarafta Osman Özköylü 3-1'in avantajını koruyor. Kontralarla 4. golü arıyor. Hekimoğlu, Trabzon, değerli futbol severler Kadir Has stadında. Hasan Hüseyin o bölgeden topu çıkarttı. Şimdi Miguel Lopez. Onun pasında Zoran Kıvırzic. Bıraktı Emre. Emre Hasan Hüseyin'le oynadı. Hasan Hüseyin topu taşıyor. Hasan Hüseyin kaleye baktı, vurdu. Sezer penaltı noktası üzerinde kafayla çok sert gelen bu topu karşıladı. Kendisi ayağa kalkamıyor. Sezer adeta mermiye kafayı uzattı. İşte bir kez daha izliyoruz. Hasan Hüseyin çok sert vurdu. Sezer kafayla karşıladı. Ama bu darbe Sezer'i yerden kaldırmıyor. Oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Sevgili futbol severler. İsmail Ak'tan odabaşı oyuna girmek için son hazırlıklarını yapıyor Kadir Has stadında. Berkay Sefa Kara oyun alanının kenarında. Üçüncü oyuncu değiştirme hakkını da kullanıyor. Osman Özköylü. Trabzonspor'un unutulmaz isimlerinden biri. Kayserispor'da da forma giymişti. Şimdi Hekimoğlu Trabzon'un başında yeni başarılar arıyor. Teknik direktörlük görevinde takımı flash galibiyetlerden, flash sonuçlardan birine imza atmak üzere. Eğer kalan 18 dakikada kalesinde 2 gol görmezse. Oyun yeniden hareketlendi. Emre top taşıdı. Emre sol ayağında top. Emre kaleye baktı, vurdu. Savunmadan sekti. İkinci pozisyonda Batuhan kontrol etti. Miguel Lopez, şimdi Emre. Emre yine topu aldı. Top oyun alanında kaldı. Muğdat. O da sol tarafa destek veriyor şimdi. Aziz Beyiç, o da geldi. Aziz Beyiç ortaladı. Savunma kafayı vurdu. Tehlike bölgesinden uzaklaşmış değil top. Zoran Kıvırzic, top hala kendisinde. Kıvırzic araya bırakmak istedi. Savunma kapandı. Çok yerinde bir müdahale. Yine savunma bırakmıyor. Konuk ekipte bir kontra şansı olabilir. Can Erdem'e gelecek mi? Aziz Bey içi geçti top. Dimitris Golovetsios, Can Erdem mücadelesi. Taç atışı kullanıldı. Oğuzhan. Miguel Lopez. Tekrar Oğuzhan. Oğuzhan topu hala kendisinde. Hasan Hüseyin geldi yanına. Aldı topu. Süratle rakip alana doğru taşımak istiyor. Hasan Hüseyin kaybetmedi. Aziz Beyiç. Tekrar Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin topla gidiyor. Yanında Emre kendisini gösterdi. Hasan Hüseyin topu hala kendisinde. İki oyuncu arasında savunma kapandı. Oyun devam ediyor. Kendi yarı sahasından çıkıyor. Hekimoğlu Trabzon. Samet Yalçın. Can Erdem geriye döndü. Uğur en geriye, kalecisi Batuhan'a. Baskı Miguel Lopez, aldı topu. Düzeltiyorum. Topu kazanan oyuncu Zoran Kıvırzic. Atışı o kullanacak. Maçın hakeminin verdiği kararı önce sarı kartla cezalandırmasını bekledi. İki elini açtı, daha sonra maçın hakemi de zaten sarı kart için o bölgeye doğru gidiyordu. 76. dakika. Serbest vuruş kullanılacak. Ender Gör, sarı kartı gören futbolcu. Hasan Hüseyin serbest vuruşu kullandı. Savunmada topu karşıladı savunma. Karşı atak şansı.
Faul beklentisi var. Oyun devam ediyor. Miguel Lopez pasını aktardı. Top oyun alanında. Hasan Hüseyin ortayı yaptı. Altı pasın üzerinde savunma. Kafayla topu karşılıyor. Uğur Kuru az önce oyuna dahil olan oyuncu. Yerde yatan bir oyuncu ve oyun durmuş durumda. Maçın hakemi hemen o bölgeye gitti ve sağlık görevlilerini oyun alanına davet ediyor. 77. dakikadan çıkıyoruz. Kadir Has Stadında değerli futbol severler. Ender Gör az önce sarı kartı gören futbolcu yerde yatıyor şu anda. İşte az önceki pozisyon. Devamında sarı kart geldi Miguel Lopez. Ve bu da sakatlık anı. Oyuncu değişikliği işaret ediliyor oyun alanının kenarına. Hekimoğlu Trabzon takımında bir oyuncu değişikliği zorunlu olarak gerçekleşecek şimdi. Bahadır Erol oyuna girmek için son hazırlıklarını yapıyor. Ender devam edemeyecek değerli futbol severler. Bahadır oyuna girmek için hazırlanıyor şu anda. Umarız çok ciddi bir şey yoktur, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kaval kebini aldığı bir darbe. Bakalım sakatlık durumu nasıl olacak? Umarız ciddi bir şey yoktur. Oyun alanının kenarına geliyor Ender Gör, sevgili futbol severler. Oyun yeniden hareketlendi. Zoran Kıvırcık geriye döndü. Oğuzhan pasını aktardı. Bir oyuncu değişikliği daha sonra gerçekleşecek. Yavaka, Emre, Aziz Beyiç. Tekrar Yavaka. Yavaka da çok genç bir oyuncu. Henüz 19 yaşında, kariyerindeki ilk golünü bir önceki turda HES Kablo Kayserispor formasıyla kaydetmişti. Yomra Sporu takımı 5-0 mağlup ederken Emre'nin 2, Yavaka'nın da bir golü vardı sevgili futbol severler. Şimdi Hasan Hüseyin topu kazandı. Ceza sahası içi. Gol şansı olabilir. Kaleci Batuhan az önce faul pozisyonu ve sarı kart anı arkadaşlarım ekranlarınıza yansıtıyor. Maçtaki tek golün sahibi Zoran Kıvırcık'a yapılan hareket devamında sarı kartı getirmişti. 55 numaralı formasıyla Ender Gör sakatlandı, yerine Bahadır Erol dahil oluyor sevgili futbol severler. Kayseri'de 80. dakika. Ender Gör sarı kart görmüştü. Ardından sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Evet, ambulansla hastaneye götürülebilir. Umarız ciddi bir şey yoktur. Kaval kemiğine gelen darbeler genelde sakatlığı biraz daha tehlikeli boyutlara getirebiliyor. Umarız ciddi bir şey yoktur. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Oyun yeniden hareketlendi. Son 10 dakikadayız normal sürede. Onur, Can Erdem, Emre baskı yaptı. Kayarak müdahale. Can Erdem'den yine o bölgede. Şimdi tehlikeli pozisyon. Yerden bir vuruş, top dışarıya gitti. Çok önemli bir fırsat. Hasan Hüseyin Acar. Ya oğlum ne yapıyorsunuz ya? Hey, ne yapıyorsunuz lan? Son bir müdahale olduğunu belirtti maçın hakemi. Korner kullanılacak. Hasan Hüseyin'le farkı bire indirme şansını kullanamadı HES Kablo Kayserispor. Miguel Lopez'den sekli, Emre bırakmadı. Ceza sahası içi. Şimdi
Bir kez daha Hasan Hüseyin. Yerde Hasan Hüseyin. Kalk diyor maçın hakemi. Kalk dedi. Yiğit Arslan oyunu devam ettiriyor. Sert bir hareket. Miguel Lopez sarı kartı görüyor. Miguel Lopez Portekizli sarı kartı gördü sevgili futbol severler. Pozisyonun öncesinde penaltı beklentisi. Normal sürede son 8 dakika işte az önceki sarı kartı getiren müdahale. Yerde kalan futbolcu Bahadır Taşdelen ve sarı kart Miguel Lopez. Oyun yeniden hareketleniyor. Onur Caner'den baskı yaptı. Kaptırılan top. Yine Hasan Hüseyin aldı. Önü boş. Pasını aktardı. İkinci gol şansı olabilir ve top ağlara gitti. Top ağlara gitti. Gollerde aynı isimler var. Zoran Kıvırcıç, değerli futbol severler. Fark bire indi. Şimdi kalan dakikalar nefesleri kesebilir. Batuhan'ın 3 golüne Zoran Kıvırcıç'ın 2 golü. 5 gol 2 oyuncu. Kadir Has'ta nefes kesen bir 5 dakika. Uzatmalarla belki de 8-10 dakika bizi bekliyor. 1 gol ev sahibi takım için maçı uzatmaya götürmek demek. Zoran Kıvırcıç mükemmel vuruşu. Batuhan'ın 3 golüne Zoran Kıvırcıç 2 golle cevap verdi. Karşılıklı düello 84. dakika. Hasan Hüseyin pasını aktardı. Mudat oyun alanında tuttu. Aziz Behiç topu aldı. Aziz Behiç. Aziz Behiç ikili mücadele. Yavaka geldi. Oyunu tüm hatlarıyla rakip alanı yıkmak istiyor ev sahibi ekip. Miguel Lopez. Bir pas hatası. Şimdi karşı atak şansı olabilir. Yavaka tekrar topun kontrolünü o yaptı. Golün sahibi Zoran Kıvırcıç. Aziz Behiç. Oğuzhan. Dakika 85. Normal sürede son 5 dakika. 3-2'lik konuk ekip Hekimoğlu Trabzon üstünlüğü var. Emre geriye döndü. Golovetsios top hala kendisinde. Yunan oyuncu pasını aktardı Hasan Hüseyin. Şimdi bir verkaç. Golovetsios pasını veriyor. Orta şansı, orta geldi, arka direk, bir kafa 3-3. Arka direkte kafa 3-3. Top ağlara gidiyor, 3-3 oluyor değerli futbol severler. Wilfried Kanga, Paris Saint Germain altyapısından yetişen oyuncu. Arka direkte kafayı vuruyor, skor 3-3'e getiriyor. Kadir Has'ta adım adım uzatmalara gidiyoruz. Osman Özköylü kelimenin tam anlamıyla çıldırdı. Yavaka oyun alanının kenarına geldi. Bu arada bir oyuncu değişikliği. Attama oyuna dahil oluyor. Josef Attama. Üç üçlük beraberlik. Nefesleri kesen bir mücadele. Dakika 86. Wilfried Kanga'nın golü. 3-3'lük beraberlik. 3-1'den skoru 3-3'e getiriyor. HES Kablo, Kayserispor değerli futbol severler. Berna Başkan da tribünde. Kurmaylarıyla birlikte müthiş bir heyecan yaşıyor.
Şimdi savunmanın arkasına doğru Can Erdem koştu. Savunma dokundu, korner. İkinci yarıda skoru korumak için biraz geriye yaslanınca Hekimoğlu Trabzon Süper Lig ekibi Eskablo Kayserispor cezayı kesti. Hekimoğlu Trabzonspor başkanı da tribünde takımı 3-1'den skor 3-3'e geldi. Orta 3. golün sahibi kafayla Wilfried Kanga tehlike bölgesinden topu uzaklaştırdı. Az önce oyuna dahil olmuştu Attama. Serbest vuruşu kullandı. Hekimoğlu Trabzonspor Kulübü Başkanı Celil Hekimoğlu ve takımı şimdi 3-3 beraberlikle son 2 dakikaya normal sürede giriyor. İki başkan da tribünde protokolde kendilerine ayrılan bölgede ayrı bir heyecan yaşıyor. Başkan Celil Hekimoğlu tek başına oturuyor. Belki de 3-1'de rahattı ama şu dakikalar Hekimoğlu Trabzon için sıkıntılı dakikalar. 3-3'e geldi maç ve Samet Aybaba değerli futbol severler Bayram Bektaş'tan görevi devralmıştı. İlk maçında Türk Telekom Arena'da Galatasaray'dan 2 puan aldı. Takımı 1 puanın sahibi oldu. Şimdi de Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 geriye düştüğü karşılaşmada 3-3'lük beraberliği yakalamış durumda. Eskablo Kayserispor 89. dakikayı gösteriyor benim kronometrem. Yine tehlikeli geliyor. Eskablo Kayserispor ceza sahasında Sezer ayak koydu. Bir kontratak şansı olabilir şimdi. Topla hareketlenmek isteyen İsmail Aktan Odabaşı savunma bırakmadı. Miguel Lopez, Oğuzhan, Kolevetsios, Aziz Beyç, tekrar Dimitris Kolevetsios. Miguel Lopez, Zoran Kıvırcık. Kolevetsios pasını aktardı. Az önce oyuna dahil olan Attama bir ara topu Emre'nin önüne doğru. Savunma riske girmedi. Taç atışı şimdi çok hızlı kullanılıyor. Ceza sahası içi. Orta şansı. Mudat orta şansı aradı. Savunma bırakmadı. Çok tehlikeli geldi yine. Eskablo Kayserispor. Şimdi bir kontra şansı. Maçın hakemi oyunu durdurdu. Bir faul tespit ediyor. Musa Caner'e yapılan hareket faul olarak değerlendirildi. 4 dakikalık ilave 90 dakikanın sonuna. Değerli futbol severler. 3-3'lük beraberlik, nefesleri kesen bir karşılaşma. Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kadir Has Stadında ilk yarıda Batuhan'ın yıldızlaştığı maçta 3-1 öne geçti. Konuk ekip Hekimoğlu Trabzon. 70. dakikadan sonra baskı iyice arttı. Ve penaltı beklentisinin yaşandığı pozisyonlardan biri. Ceza sahası içerisinde Hasan Hüseyin yerde kalmıştı. Arkasından da işte bu gol. Kıvırcık bu kez ortalıyor. Arka direkte kafayı vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. Wilfried Kanga. (Gülüyor)
Caner Demir yapılan hareket faul. Sarı kart çıkacak. Sarı kartı gören Oğuzhan. İki takım adına da son şanslar. 90 artı 2. dakika. 4 dakikalık ilave gelmişti 90 dakikanın sonuna. Musa topu önüne almak istedi. Hareketlenen Samet. Kaleci İsmail. İkinci yarıda ilk yarıya oranla çok rahat bir maç çıkarttı İsmail. Aziz Beyç iki oyuncunun baskısı kaybetmedi. Taç atışını kullanacak. Eskablo Kayseri Spor. Golevetsios. Yunan stoper atağı başlatan oyuncu oluyor savunmadan. Zoran Kıvırcık, Miguel Lopez, Golevetsios, Hasan Hüseyin bir ara topu. Hareketlenen Wilfried Kanga, Emre de baskı yaptı. Bir pas hatası, araya girme çabası. Hasan Hüseyin topu aldı. Hasan Hüseyin topla gidiyor. Emre yapasını aktardı. Emre son çizgiye, ortaya çevrilen top. Yine Sezer savunmada bırakmıyor. Sezer Özmen, genç milli takımlarda forma giydi. Beşiktaş altyapısından yetişti. Rize Spor'da başarılı bir performans sergilerken ayağı kırılmıştı. Yine bugün çok kritik müdahaleler yaptı savunmada. Emre topu aldı. Emre pasını aktardı. Pastalı bir pas. Emre'nin pası Zoran Kıvırcık'a gelmedi. Golevetsios yükseldi, kafayı vurdu. Faul bekliyor. Yunan oyuncu yardımcıya baktı. Oyun devam etti. 90 artı 4'ü gösteriyor benim kronometrem. Gözler artık maçın hakeminde. Berna Başkan çok heyecanlı. Oyun alanı kenarında. Zaman zaman maçın hakeminin kararlarına onun da tepkisi var. Dördüncü turun nefes kesen maçlarından biri. 3-3'lük beraberlik, 6 gol ve 90 artı 4. Orta geldi, çift yumruk. İsmail ikinci yarıda kalesinde az pozisyon gördü. 90 artı 4'te bu kritik pozisyon. Artık son şanslar. Normal sürede Batuhan kısa düştü ama maç bitti. 3-3 bitiyor. 15'er dakikadan 2 uzatma. Değerli futbol severler, az önceki tartışmalı an ekranlarınıza yansıyor. Golovetsios Yunan stoper yardımcıya böyle sinirlendi. Az sonra tekrar birlikte olacağız. İki uzatma devresiyle bizden ayrılmayın. Şimdi Muğdat. Muğdat Çelik topu hala kendisinde. Muğdat önünü boşaltmak istiyor. Wilfried Kanga'ya pası aktarmak istedi. Arkadaşlarından özür diledi. Şimdi kendi yarı sahasından topu çıkarma çabasında. Ekimoğlu Trabzon. İkinci yarıda oyuna dahil olan isimlerden İsmail Aktan. Samet. İsmail-Samet paslaşması. Geriye Miraç. Miraç en geriye döndü. Onur. Onun pasında Uğur. Tekrar Miraç. Samet Yalçın. Samet'in pası. Hareketlenen Bahadır. Offside bayrağı kalkmadı. Emre. Can Erdem'e doğru gelen top. Hareketlendi Can Erdem ama yardımcıya da baktı. Top uzağında kaldı. Oyun devam etti. Bayrak kalkmadı. Aziz Beyç. Golevetsios. Miguel Lopez. Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin. Muğdat. Muğdat faul bekledi. Oyun devam etti. Şimdi karşı atak Samet. Musa geriye döndü. Muğdat baskı yapıyor. Samet Yalçın yerde. Samet faul bekledi. İki oyuncu sakatlık geçiriyor.
Maçın hakemi bekleyin dedi Aziz Beyç'e. Üç üçlük beraberlik. Kayseri'de Kadir Has Stadı'nda sevgili futbol severler. Nefesleri kesen bir dördüncü tur duellosu izliyoruz. 10 Batuhan, 12 Kıvırzıç, 25 Batuhan, 34 Batuhan, 83 Kıvırzıç, 89 Kanga'nın golleri. 3-3'lük beraberlik. Kadir Has Stadyumu'nda tam tur gidiyor derken Fransız golcü turun ucundan tuttu. İlk uzatma devresinde 5. dakika. Kıvırzıç topu aldı. Hasan Hüseyin Muğdat göğsüyle yumuşattı. Aziz Beyiş ceza sahasında. Arka direğe doğru. Son anda bir müdahale Batuhan. Son anda müdahale Batuhan. Wilfried Kanga'ya gelmesine izin vermiyor. Yine çok kritik bir kurtarış. Kaleci Batuhan Ahmet Şen. Galatasaray altyapısından yetişen kaleci. Çok kritik bir kurtarış yaptı. 3-1'den sonra ikinci yarıda kendi yarı sahasını affetti adeta. Eskablo Kayseri Spor, Hekimoğlu Trabzon takımını 3-1'in avantajını koruyamadı. Osman Özköylü'nün öğrencileri 3-3'lük beraberlikle 90+6. dakikadayız. Yani uzatmaların 6. dakikasındayız. Dakika 96 sevgili futbol severler. Bugün buradan bir takım 5. tura yükselecek. Uzatmalar, o da olmadı penaltı atışları. Şimdi Hekimoğlu Trabzon, Can Erdem'le çıkıyor. Bir ara pası savunmada kritik müdahale. Dimitris Kolevetsios sakatlık geçiren bir oyuncu. Bir pas hatası, top bir kez daha Hekimoğlu Trabzon takımında. İsmail Ak'tan. Kafayı vuran Oğuzhan. Offside bayrağı kalkmadı. Eğer hareketlenmiş olsaydı Bahadır hareketlenseydi bayrak kalkacaktı. Burada işte çok kritik uzandı. Bu orta ceza sahasına Aziz Beyiç'ten Batuhan, ardından da Sezer tehlikeyi uzaklaştırdı. Oyuncu değişikliği değerli futbol severler. Musa Caner Aktaş oyun alanının kenarına geliyor. Burhan Eşer oyuna dahil oluyor. Çok deneyimli bir oyuncu. Süper Lig deneyimi oldukça fazla olan oyunculardan biri Burhan. Burhan Eşer oyuna dahil oldu. 97. dakika, uzatmaların 7. dakikası. Mikrofonlarımızı şimdi bir kez daha Konya'ya bırakıyoruz. Konyaspor'un Marisa Futbol Kulübü ile oynadığı mücadeledeki ilk dakikalardan notları alıyoruz değerli futbol severler. Söz Konya'da. Hasan Hüseyin topu aldı. Hasan Hüseyin çekti. Baktı arkadaşlarına. Yerden pasını gönderdi. Wilfried Kanga. Emre de bu arada yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durduruyor. Dakika 103 değerli futbol severler. İlk uzatma devresinde normal sürede son 2 dakikaya gidiyoruz. Karşılıklı tam 6 gol izledik şu ana kadar. 3-3'lük beraberlik var. 10. dakika Batuhan, 12 Kıvırzıç, 25 Batuhan, 34 Batuhan ilk yarıda 35 dakikaya hat-trick sığdırdı. İlk yarı 3-1 bitti. 83'te Kıvırzıç 3-2, 89'da Kanga 3-3 ve ilk uzatma devresinde artık son 3 dakika. Emre sakatlık yaşadı, oyun alanının kenarına geliyor. Süper Lig tarihinin en genç gol atan futbolcusu olarak tarihe geçen bir isim, geçtiğimiz yıllarda futbol severler anımsayacaktır. Bir önceki eşleşmede de 2 gol birden atmıştı genç oyuncu. Süper Lig'de 16 yaşına henüz basmışken golle tanıştı. İlerleyen dakikalar oyuncuların
tabii ki de performanslarını, kaslarını son derece zorluyor. Az önce yaşadığı sakatlıktan sonra devam edemiyor. Son oyuncu değişikliği olarak Emre oyun alanının kenarına geldi ve 28 numaralı formasıyla oyuna Mehmet Eray Özbek dahil oluyor. Samet Aybaba oyuncusunu kutladı. Son oyuncu değiştirme hakkını da Mehmet Eray Özbek'ten yana zorunlu olarak kullandı böylece Samet Aybaba. Şimdi kazanılan top. Hasan Hüseyin topu aldı. Hasan Hüseyin pasını aktardı. Ceza sahası içi. Sezer yine çok kritik bir müdahale yapıyor. Sezer Özmen çok kritik müdahaleleri var bugün. Özellikle ikinci yarıda belki de 3-1'den gelip 4-3'ü bulabilirdi birçok pozisyonda ama Sezer çok kritik müdahalelerle buna izin vermedi. Kaleci Batuhan. Tekrar Sezer. Sezer Özmen. Batuhan. Onur. Taç atışı kullanılacak. 105 artı 2. dakika. Değerli futbol severler, ilk uzatma devresinde kayıp zamanı yaşıyoruz. Gözler maçın hakeminde artık. İlk uzatma devresini Yiğit Arslan'a rağmen bitirebilir. Samet Yalçın. Uğur. Can Erdem. İsmail Aktan. Tekrar Uğur. Samet Yalçın. Döndü geriye. Onur Akdeniz. İsmail Aktan. Birebir de etkili bir oyuncu. Can Erdem ve Burhan orada top bekliyordu. Can Erdem pasını aktarmak istedi. Şimdi geriye doğru dönüyor Can Erdem. Bir kez daha atak tazeleyecek. Hekimoğlu Trabzon. İki oyuncuyla baskı var o bölgede. Kaptırmadılar topu. Burhan aldı. Burhan gidiyor topla. Baktı arkadaşlarına. Pasını verdi. Savunmadan destek geliyor Uğur. Sağ tarafta yine stoperlerinden Miraç. Miraç ortayı yaptı arka direğe doğru. Bir vole gelir mi? O vole geldi ama etkili gelmiyor. İsmail topun kontrolünü yaptı. İlk uzatma devresinde belki de son pozisyon. Aziz Beyiç. Topla gidiyor Aziz Beyiç. Sezer geldi karşısına. Aziz Beyiç sağ taraftaki boşluğa doğru gönderdi topu oraya. Zoran Kıvırcıç oyun alanında tutabilecek mi? Tuttu. Kıvırcıç rakibini aldı karşısına. Zoran Kıvırcıç. Karşısında Bahadır var. Zoran Kıvırcıç pasını aktardı. Şimdi Kanga ceza sahasına girmek istiyor. Wilfried Kanga ilk uzatma devresi bitti diyor. Maçın hakemi Yiğit Arslan. İşte ilk yarıdaki son pozisyon ve 105 dakika ilk uzatma devresi geride kalıyor. İkinci yarı az sonra başlayacak. Mikrofonlarımız bir kez daha Konya'da. Uzatma devresinden gol sesi çıkmadı. İkinci uzatma devresine Eskablo Kayserispor başladı. Zoran Kıvırcıç klas bir pas attı. Hasan Hüseyin. Araya giren isim Samet Yalçın. Karşı atak şansı Burhan top istedi. Şimdi aldı. Geriye doğru çıkarttı. Solda bir boşluk. Orada topla buluşan futbolcu İsmail Aktan. İsmail Aktan'ın pası. Baskı var. Josef atlama pres yapıyor. Onur Akdeniz. Burhan. Burhan kaleye baktı Burhan. Burhan vurdu. Kaleci İsmail. Kendi yarı sahasından çıkıyor. Eskablo Kayserispor. Miguel Lopez pas hatası yaptı. Şimdi karşı atak şansı. Samet Yalçın. Burhan Samet paslaşması. Son anda dokundu Samet. En geriye Miraç'ın bulunduğu bölgeye. Uğur, Burhan, Aziz Beyiç dokundu. Şimdi tehlikeli bir atak olabilir. Zoran Kıvırcıç, son müdahale var. Maçın hakemine baktı. Eskablo Kayserisporlu oyuncular, maçın hakemi Yiğit Arslan da Yusuf Bozdağ'a döndü. Göz göze geldiler, korner işaret etti.
Bir elle oynama beklentisi. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Sezer. Ele bir çarpma var ama Sezer'in eli kapalı gibi gözüküyor. Bu pozisyon çok daha net arkadaşlarım ekranlara getirdi. Paslaşarak kullandılar. Orta geldi. Kaleci Batuhan. Batuhan Ahmet Şen. Kayseri'de 3-3'lük beraberlik devam ediyor. İlk yarıda Hekimoğlu Trabzon rüzgarı, ikinci yarıda tersine döndü. HES Kablo Kayseri Spor 3-1'den skoru 89'da 3-3'e getirdi. İlk uzatma devresini 3-3'lük beraberlikle tamamladık. Batuhan Karadeniz 35 dakikada hat-trick yaptı. 3-1 geriye düşmesine rağmen Samet Aybaba'nın öğrencileri Kayseri'de turu bırakmıyor. 3-3'lük beraberlik. Nefes kesen bir duello. Dördüncü turda değerli futbol severler. Burhan topu aldı. Birinci çalım rakibini karşısına aldı şimdi. Burhan savunmanın arkasına doğru hareketlenen Can Erdem'in bulunduğu bölgeye. Can Erdem Batuhan Karadeniz'in yerine oyuna dahil oldu. Savunma tehlike bölgesinden topu uzaklaştırmak istiyor. Atlama. Top hala kendisinde. Atlama soğukkanlı. Aziz Beyiç. Topu o bölgeden çıkarttı. Miguel Lopez. İki golün sahibi Zoran Kıvırcık. Portekizli Miguel Lopez. Lopez. Kıvırcık. Klas paslaşmalar. Savunmanın arkasına Batuhan çıktı. Son anda uzandı Batuhan. Son anda uzandı. Wilfred Kanga Batuhan çarpışması sağlık görevlileri oyun alanında. Dakika 110 değerli futbol severler. Son 10 dakika ikinci uzatma devresinde. 10. dakika Batuhan Karadeniz. 12. dakika Kıvırcık. 25 Batuhan 34 Batuhan ilk yarının skoru 3-1. 83 Kıvırcık 89 Kanga. Mikrofonlar bir kez daha Konya'da Konyaspor Manisa Futbol Kulübü mücadelesinde. Altı beklentisi oyun devam etti. Karambol Sezer ayak koydu, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Çok tehlikeli bir an. Hekimoğlu Trabzon kalesine bir kez daha gol için geldi. HES Kablo Kayseri Spor takımı. Lopez. Aldı topu Lopez. Lopez birebir de etkili. Ceza sahasına girmek istiyor. Şimdi orta şansı. Mehmet Eray. Orta geldi. Savunma vurdu kafayı. Atlama. Pasını aktardı. Wilfred Kanga. Atlama. Bir ara topu. Gol durumu. Yerden bir vuruş Batuhan. Batuhan mutlak bir golü engelliyor. Muğdat'ın vuruşu Batuhan ayaklarıyla çeldi yine. Şimdi kontratak şansı. Buran aldı topu. Yanında Can Erdem var. Buran Eşer. İki oyuncu baskı yaptı. Burhan topu saklamaya çalışıyor. Taç. HES Kablo Kayseri Spor kullandı taç atışını. 114. dakika. Nefesler tutuldu artık. Mehmet Eray. Lopez. Kıvırcık. Tekrar Lopez. Portekizli bakıyor arkadaşlarına. Lopez pasını aktardı. Wilfred Kanga. Wilfred Kanga sol ayağıyla ceza sahası uzak köşesine, Muğdat'ın bulunduğu bölgeye, kafayla Hasan Hüseyin'e, solda Aziz Beyiç, ortaya doğru şut karışımı bir vuruş. Top oyun alanında kaldı. Bir kez daha Mehmet Eray bakıyor arkadaşlarına, yaptı ortayı. Top yükseklik kazandı Batuhan. Top yükseklik kazandı Batuhan. Dakika 115. İşte az önce Wilfred Kanga, Hasan Hüseyin, Muğdat ve kaleci Batuhan. Atak yönü sol kanat. Taç atışı kullanılacak. Sakatlık anı oyun durmuş durumda sevgili futbol severler. Yine az önce yaşanan tartışmalı anlardan biri. Wilfred Kanga'nın yerde kaldığı an. Oyun devam etti. Pozisyonun devamında tehlikeyi uzaklaştırdı savunma Onur Akdeniz'le.
17. dakikayı gösteriyor benim kronometrem. Artık iki takımda da çok yorgunluk belirtileri çok ciddi bir şekilde sahaya yansıyor. Korner kullanacak. Eski blok Kayseri Spor. Dakika 118. Orta kaleye doğru yöneldi. Top direkt Batuhan. Tek hamlede topun kontrolünü yapmayı başardı. Dakika 118. Şimdi Hekimoğlu Trabzon'un atağını izliyoruz. Orta şansı, orta geldi. Baktan cezası aslında. Maçın hakemi oyunu durduruyor. Bahadır pozisyonu sürükleyen oyuncuydu. Lopez'e yapılan hareketi faul olarak değerlendirdi maçın hakemi. İsmail arkadaşlarına çıkın diyor. Türk Telekom Arena'da ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla takımının bir puan almasında çok büyük bir pay sahibiydi. Süper Lig'de Galatasaray karşısında. Şimdi sol tarafta topu taşıyan Aziz Beyiç. Yaptı ortayı ceza sahasına. Şut şansı olabilir. Savunma kapandı. Ayak koyan Uğur. Karşı atak. Burhan aldı topu. Burhan Eşer gidiyor. Baktı arkadaşlarına. Can Erdem rakip alanda. Hak'tan da geldi o bölgeye doğru. Burhan bastı topa. Araya giren futbolcu Kıvırcık. Son müdahale. Ev sahibi takımdan Atta Mahtan geliyor. Taş atışı kullanılacak. Samet Yalçın. Can Erdem. Bahadır. Ortaya çevirdi Bahadır. Atlama ayak koyuyor. Kıvırcık. Hasan Hüseyin dokundu. Muğdat topu aldı. Muğdat Hasan Hüseyin'in önüne doğru. Hasan Hüseyin topla gidiyor. Ceza sahası içerisinde iki oyuncu var. Gilfert Kanga da top bekliyordu. Sezer sol ayağını tutuyor. Sezer Özmen yerde. Maçın hakemi bir kez daha oyunu durdurdu. Dakika 120 sevgili futbol severler. İkinci uzatma devresi de normal sürede sona eriyor. Az sonra maçın dördüncü hakemi elektronik tabelada Hakan Ülker ikinci uzatma devresinin sonuna kayıp zamanı elektronik tabelada kaldıracak. Az önceki pozisyon. Kadir Has stadında nefesler tutuldu. Penaltı atışlarına doğru gidiyor. İlk yarısı 3-1. Maçın normal süresi 3-3. Ve uzatma devrelerinden gol sesi çıkmayınca 3-3 ile artık son saniyelere giriyoruz. Kadir Has stadında. Sezer çok kritik müdahaleler yaptı. Özellikle ikinci yarıda maç 3-3'e geldikten sonra ve ilk uzatma devresinde HSK Blok Kayseri Spor'un 4-3'ü yakalayabileceği bir çok pozisyonda Sezer Özmen Hekimoğlu Trabzonspor'un İşte Sezer oyuna dahil oluyor. Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Trabzon'un stoperi çok kritik müdahaleler yaptı. Oyun yeniden hareketlendi. 3 dakikalık ilave. 120+3 değerli futbol severler. Kadir Has stadında 6 golün atıldığı 4. tur randevusunda 120. dakika geride kalıyor. 3 dakikalık ilave. Offside bayrağı havada Burhan için. Burhan Eşer için kalktı bayrak. İsmail çıkın dedi arkadaşlarına. İsmail kullandı. Savunma kafayla karşılıyor Miraç. Kıvırcık. Onun pası
Tekrar Kıvırcık topu aldı. Yaptı ortayı ceza sahasına. Muğdat ceza sahasında top bekliyordu. Ataba. Şimdi Aziz Beyiç. Aziz Beyiç ön direğe kesti topu. Kafayla savunma karşıladı. Onur kafayı vuran oyuncu. Caner'den baskı yapıyor. Top bir kez daha HES Kablo Kayseri Spor'daydı. Araya girdi savunma. Karşı atak şansı başlıyor. Aktan topuk basını yaptı. Topu oyun alanında tuttu. Bahadır Erol. Şimdi Bahadır Taşdelen. Uğur Kuru. Burhan Eşer. Can Erdem kendisini gösterdi. Burhan atmadı. Uğur. Burhan. Ayağı paslar. Bahadır. Offside bayrağı kalkıyor. Endirekt serbest vuruş kullanılacak. 122. dakika ve 90 dakikanın son düdüğüyle birlikte uzatmalara giden mücadelede 120. dakikanın da son düdüğü çalıyor ve penaltı atışlarıyla Kayseri'de Kadir Has Stadyumu'nda 5. tura yükselecek takım belli olacak sevgili futbol severler. Şimdi iki teknik adam penaltıcılarını belirlemek üzere kendi kulübelerine çekiliyor. Biz de mikrofonu Konya'ya Cüneyt Çen'e bırakıyoruz. Az sonra penaltılarla tekrar birlikte olacağız diyor. Batuhan Ahmet Şen bugün takımının 3-3 berabere kaldığı mücadelede özellikle ikinci yarıda çok önemli kurtarışlar yaptı. İlk penaltı için Hasan Hüseyin Acar topun gerisinde. Batuhan kalesinde dikkatli sevgili futbol severler. Nefesler tutuldu. Hasan Hüseyin ve kaleci Batuhan. Hasan Hüseyin ilk 11'de sahaya çıkıp 120 dakika sahada kalan oyunculardan biri. Hasan Hüseyin top ve kaleci aynı köşelerde. 4-3 yapıyor Hasan Hüseyin. İlk penaltıyı gole çevirdi. HES Kablo Kayseri Spor Hasan Hüseyin'le. Sahanın en tecrübeli isimlerinden biri. Burhan Eşer uzatma dakikalarında oyuna dahil olmuştu. İlk penaltı için Hekimoğlu Trabzon'da Burhan geliyor topun gerisine. Çok tecrübeli bir oyuncu Burhan Eşer. Kaleci İsmail kalesinde dikkatli. Burhan geldi. Burhan ve topalarda gol. Köşeyi tahmin ediyor kaleci İsmail ama uzanamayacağı yere vurdu Burhan Eşer. Onun golüyle skor 4-4. İkinci penaltılar. Maçta İki gole imza atma başarısı gösteren Zoran Kıvırcık. Zoran Kıvırcık. Batuhan dikkatli. Zoran Kıvırcık çok sert vurdu. 5-4 oldu Zoran Kıvırcık. Penaltılarda 2-1. İki takım da şu ana kadar penaltı atışını kaçırmadı. Kıvırcık ile 2-1'e getirdi skoru. Seni de aynı şekilde oraya alacağım. Şimdi topun arkasında Can Erdem. Can Erdem. Can Erdem ve topağlarda. 2-2 oldu sevgili futbol severler. 3-3 biten 120 dakikanın ardından penaltı atışlarında skor şimdi 2-2. Hasan Hüseyin ve Kıvırcık. Burhan ve Can Erdem. İkişer penaltıyı gole çevirdi iki takım da. Şimdi kritik bir an. Topun gerisinde
Gol Evetsios ve toparlarda gol. Yunan stoper Dimitris Gol Evetsios. İkinci yarıda oyuna dahil olan Yunan stoper böyle atıyor golü. ...3-2 oldu penaltı atışlarında skor. Şimdi topun gerisine İsmail Ak'tan odabaşı geliyor. İsmail Ak'tan odabaşı. İsmail geldi. İsmail ve toparlarda gol. Skor şimdi 3-3 değerli futbol severler. 3-3 biten normal sürenin ardından 120 dakika yine 3-3 tamamlandı. Penaltılarda da skor 3-3. Dördüncü penaltı için topun gerisine Wilfried Kanga geliyor. Paris Saint Germain altyapısından yetişti. Wilfried Kanga, Fransız golcü topun gerisinde. Batuhan Ahmet Şen kalesinde dikkatli. Wilfried Kanga, Kanga direkten döndü. Wilfried Kanga 89'la skoru 3-3'e getirmişti. Penaltıdan topu ağlara gönderemedi, direkten döndü. Avantaj şimdi Hekimoğlu Trabzon'da. Konuk ekip penaltı atışlarında avantajı yakalıyor. Kritik bir dakika. Uğur Kuru, kaleci İsmail kalesinde dikkatli. Uğur vurdu ve gol. 4-3 yapıyor skoru Hekimoğlu Trabzon. Son penaltılar öncesi avantajı yakalıyor Trabzon temsilcisi. Uğur Kuru böyle kullandı penaltıda, İsmail'i mağlup etti. Miguel Lopez, 30 yaşındaki Portekizli, eğer penaltıyı kaçırırsa 5. tur adını yazdıracak taraf Hekimoğlu Trabzon olacak. Çok kritik bir penaltı. Lopez geldi. Lopez dışarı attı. Lopez dışarı attı. Ve penaltı atışları sonrasında turu geçen Hekimoğlu Trabzonspor oldu. Hekimoğlu Trabzon adını 5. tura penaltılarla yazdırıyor sevgili futbol severler. Nefesleri kesen mücadele. Osman Özköylü'nün takımı Samet Aybaba'nın öğrencilerini penaltı atışları sonrasında mağlup ediyor. İlk yarısı 3-1. Maçın sonucu 3-3. Penaltılar ve penaltılarda gülen taraf Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Trabzon oluyor. Ve adını 5. tura yazdıran taraf oluyor. Sevgili futbol severler, Kadir Has Stadı'nda nefesleri kesen mücadelede kazanan penaltı atışları sonrasında Hekimoğlu Trabzon takımı işte galibiyetin, turun fotoğrafını böyle veriyor. Mikrofonlarımız şimdi Konya'da. Konyaspor'un Manisa Futbol Kulübü mücadelesiyle sizleri baş başa bırakıyoruz.